yıldır aşağı yukarı bu işi yapıyorum. Daha öncesinden çok sevdiğim bir şeydi. Yani hayranlık duyuyordum açıkçası gördüğüm zaman. Sonra bir gün böyle YouTube'da izlerken dedim ki neden ben de yapmayayım? İşte bir araştırma içerisine girdim. YouTube'dan videolar izledim. Sonra bu işi yapan ustalarla irtibata geçtim. İşte ne gerekiyor, ne almam lazım, hangi malzemeler vesaire. Kabaktır. Yani Türkiye'nin belki her yerinde insanlarla irtibata geçtim, öyle söyleyeyim. Şimdi kaba aldıktan sonra tabii bu şekilde gelmiyor. Bu yıkanmış hali. Bunun dışı tamamen küf içinde oluyor genelde. Bunu suyun altında terle birlikte ovarak yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra işte bu hale geliyor. Daha sonrasında şu alt kısmı pergeyle bir 8 santim çapında çizip sonra dremel makinemiz var. Onun kesici ucuyla bu şekilde yuvarlak kesip çıkartıyoruz. Daha sonrasında çelik fırçalarımız var. Matkap ucuna taktığımız iç temizliğini yapıyoruz. Tohumlar çıkartılıyor. İçindeki o bir süngerimsi bir tabaka var beyaz. Onun tamamen gitmesi gerekiyor. Çünkü dışarı ışık verirken o zaman net ışıklar vermiyor. Yani çirkin oluyor. Temizliği de yaptıktan sonra artık üzerinin çizimi kalıyor. Yani ne çizmek istiyorsanız çiziyorsunuz ve daha sonra yine dremelle belli uçlarımız var bizim. Onlarla deldikten sonra işte bu şeyler ortaya çıkıyor artık. Ondan sonra boyamasını, verniklemeyi, boncuk istiyorsak boncuklamayı. Ondan sonra altlıklar satılıyor, özel kabak altlıkları. Onlardan alıyoruz ve bunların üzerine monte ediyoruz. O kadar yani. Yaparken gerçekten çok zor bir, yani süreç zor tozdan dolayı. Maske kullanmak gerekiyor fakat ben gözlük kullandığım için maske kullanamıyorum. Dolayısıyla içime, ciğerlerime doluyor toz ve 2-3 gün bazen tıkandığım oluyor, atamıyorum. Hatta söylentilere göre röntgende dahi bu kabak tozunun çıktığı söyleniyor akciğer filminde. Şöyle söyleyeyim, süreçte yaptığınız işçiliğe bağlı değişebiliyor. Yani ağır işçilikler yaptığınız zaman bu 3 gün, 4 gün, 5 gün sürebiliyor. Yani çalışmanıza da bağlı. Şöyle söyleyeyim, bu mesela benim bir 3 günümü falan aldı. Bunda mesela bir kumlama tekniği vesaire de kullandım ben. Bu da çok farklı bir tekniktir yine kabakta. Herkesin çok yapmadığı bir teknik. Renkli akvaryum kumuyla tutkal, bu Japon tutkalıyla yapılan bir şey. Bu da yandığı zaman çok hoş duruyor, değişik duruyor yani. Arada ticaret odasının yapmış olduğu işte böyle kadınlara yönelik bir emek pazarı oluyor. Oralarda işte satışa sunuyoruz. Bayağı bir ilgi görüyor. Onun dışında sosyal medyamı kullanıyorum. Instagram hesabım var. Orada da bayağı bir ilgi görüyorum. İşte bazen siparişler işte yetiştiremediğim dönem de oluyor yani. Çünkü işçiliğine göre de değişebiliyor. Onun dışında yine Etsy'de hesabım var. Yurt dışına, işte Amerika'ya falan bayağı bir satışım oluyor. Güzel gidiyor yani, memnunum. Fiyatlar ürünün boyutuna göre, yaptığımız işçiliğe göre değişmekte. Yani atıyorum 3-4 gün bir işçilik sürüyorsa o zaman ona göre bir fiyat veriyoruz. Bir de ben daha çok işte sipariş üzerine, hani ne istiyorsalar, hangi model istiyorsalar vesaire. Onların hepsi birer faktör. Altlık olarak ne istedikleri çok önemli. Yani yansıtan bir, dönen bir altlık istiyorsalar ona göre fiyat değişiyor. Yani sabit altlıklar farklı, dönen yansıtan altlıklar farklı oluyor. İşçilik vesaire, yani onların hepsi birer faktör yani. Fiyatta değişiyor.